Değerli arkadaşlarım merhaba. Sizlerle konu konu bu dönem soru çözümleri, açıklamalı soru çözümleri yapacağız. Bu kapsamda ilk olarak tarihsel gelişim ve güvenlik kültüründen bahsedeceğiz. Tarihsel gelişim ve güvenlik kültüründen her sene mutlaka soru gelmektedir. Özellikle güvenlik kültüründe son dönemde tüm sınıflara ortak soru geldiği görülmektedir. İlk sorumuza başlıyoruz. İlk kapsamlı meslek hastalığı kitabını yazan ve hasta muayenesi sürecinde ne iş yapıyorsun sorusunu sorulmasını öğrenen bilim adamı arkadaşlar tabii ki bu kurucusu babası farz edilen Ramazzini'den başkası değildir. Bernardino Ramazzini'dir. İngiltere'de baca temizliği için işinde çalışan çocuklarda ileri yaşlarda skrotum kanserinin sık görüldüğünü dikkat çeken hekim aşağıdakilerden hangisidir? Bu da Percival Pott'tur arkadaşlar. İlk iş analizi Dünyada bilimsel yöntemle ilk iş analizi çalışmasına başlayan kişi kimdir demiş. Tyler'dır arkadaşlar. Tyler bilimsel yöntemlerle iş analizi çalışmaları yapan, çalışanların becerilerini artırmak için işin daha verimli yapılmasını sağlamak üzerine çalışmıştır. İnsan fizyolojisiyle yapılan iş arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaları da bulunmuştur. 18. yüzyılda ilk defa hastanelerde meslek hastalıklarının tedavi edilmesi için özel bölümler kurulması bu sınavda da gelmişti. Daha evvel kaç sene önce Tissot'tur arkadaşlar. Kurşun ve cihaz zehirlenmesini inceleyerek belirtilerini saptayan işçi uyumunun iş verim üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüzyılda açıklayan İtalyan diyoruz zaten Ramazzini aklınıza gelecek. Hangisidir? Cevap tabii ki Ramazzini. Ergonomi ilkeleri ile ilgili ilk çalışmaları yapan kişi yine. Milattan sonra 23 ve 79. yıllarda yaşamış olan çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla maske yerine torba geçirilmesi kapıya öneren kişi de Pillini'den başkası değildir. Her madde zehirdir ve zehir olmayan madde yoktur. Zehir ile ilacı ayıran dozdur diyerek toksikolojinin temelini atan bilim adamı önemli bir soru. Toksikolojinin temelini atan Paracelsus. 1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önererek 33 yılda fabrikalar yasası adında yürürlüğe girmesini sağlayan kişi kimdir diye bir sorumuz var. Robert Owen'dır. Çırakların sağlığı ve morali adlı yasanın 1802 yılında fabrikaya girmesine rol oynamış. Günlük çalışma süresinin de 10 saate düşürülmesini teşvik etmiştir. Çırakların sağlığı morali adlı yasa tabii ki İngiltere. İlk defa hangi ülkede fabrikalar kanunu, yine İngiltere iş müfettişlerinin bulunması, bundan bahsettik. İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede de çıkartılmıştır? Sağlık ve ahlakın korunmasının kanunu, İngiltere. Dere metalik adlı yapıtında madencilerle ortaya çıkan hastalıkları tanımlamış olan, bunlara karşı koruma önlemlerini anlatmış, tuza karşı maden ocağının havalandırılması ve iş kazanının ve koruma yöntemlerinden söz etmiştir. Bahsedilen kişi Agricola'dır arkadaşlar. Mükerrer soru olmuş. Daha önce sorduk. İlk defa hastanelerde meslek hastalığı tedavi edilmesi Tissot. Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve daha çok üretimin artırılmasına yönelik olmasına karşın iş sağlığı güvenliği ilk yasal belge olarak tanımlanan hangisidir? Arkadaşlar Dilaver Paşa nizamnamesine baktığımız zaman Dilaver Paşa bir tüzük hazırlıyor. Fakat bunu padişah tarafından onaylanmıyor. Dolayısıyla uygulaması kısmen gerçekleşiyor. Dilaver Paşa Nizamnamesi çalışma koşullarına ilişkin olarak geliştiği düzenleme yanında madenlerde bir hekim bulundurulma hükmü var. Kömür madenlerinde çok sık görülen iş kazasına ilişkin olarak ise bir hüküm mevcut. Bu Dilaver Paşa Nizamnamesi'nde yok. 100 maddeden oluşan Dilaver Paşa Nizamnamesi daha çok üretimin artırılmasına yöneliktir. Ama içerisinde de iş sağlığı güvenliği ile ilgili hususlar vardır. Dolayısıyla Dilaver Paşa Nizamnamesi cevap. İşveren iş kazası oluşmasını önlemek için gerekli önlemler alarak iş güvenini sağlamak zorundadır. Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından yükledilecek tazminat işveren tarafından ödenir. Kaza işverenin kötü yönetim ve denetimi veya gereken önlemlerin yasalara uygun olarak yerine getirilmemiş olması nedeniyle meydana gelmişse işveren tazminat öder. Görüldüğü gibi işverenin ödeyeceği tazminatlardan bahsetmiş ve iş kazasının önlenmesine yönelik tedbir almasının yine işverenin sorumluluğunda olduğundan bahsetmiş.
Bu bahsedilen belgeyi sormuş bize. Arkadaşlar tabii ki bu Maali Nizamnamesi. Maali Nizamnamesinde bu hususlar yer almaktadır. Mesela kötü yönetim denetimi ve gereken önlemleri yapmazsa işverenin ayrıca 15-26'da da daha fazla altın tazminat ödemek hükmü getirilmiş. Yine Maali Nizamnamesinde diplomalı bir hekim çalıştırma ve eczane bulundurma zorunluluğu gelmiştir. Hatırlarsınız Dilaver Paşa Nizamnamesinde de hekim bulundurulma şeyi vardı, yükümlülüğü vardı. Burada tabii hekimin yanında eczacı bulundurma yükümlülüğü de söz konusu. Ereğli Favzayı Fahmi Maden Amelesi'nin hukukuna mütalif hükümlerde hangisi yoktur diyor. İşveren yardım sandığında işçinin ücretinin %1'inden az olmamak kaydıyla yardımda bulacaktır. Evet, doğru. Yardımlaşma sandığından hastalık ve iş kazası durumlarında gerekli yardımlar için kullanılması sağlanacaktır. Evet, işveren hastalanan veya kaza geçiren işçileri tedavi ettirecektir. İşveren iş yerinde kim çalıştıracak? Hastane eczane açacaktır. Bunların hepsi var. Meslek hastalığı araştırma, yani meslek hastalıklarıyla ilgili araştırma söz konusu değildir. Kazaya maruz kalanların ve ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenir hükmü. Hangisinde yer alıyordu arkadaşlar? Bahsetmiştim. Maden nizamnamesinde yer alıyor. Polis nizamnamesi, maden nizamnesi, Ereğli Havzayı Fahmi Maden Amelesi'nin hukukuna mütalik kanun. Bunların hangisi Cumhuriyet tarihinden önce çıkarılmıştır? Benzer bir soru sınavda gelmişti. Burada tabii ki polis ve maden Cumhuriyet'ten önce Ereğli Havzayı Fahmi, Cumhuriyet'ten sonra. Bununla ilgili küçük bir tablo yapmıştım. Ona bir bakalım. Yani Cumhuriyet öncesinde polis, dilaver, maden, amaliperver, Osmanlı ameli, Kütahya Fincancılar. Şimdi burada Kütahya Fincancılar Sözleşmesi ile ilgili. Bizde bazı tarihçiler bunun ilk toplu iş sözleşmesi olduğunu iddia ediyor. Fakat bu çoğunluk tarafından kabul edilen bir husus değil. Cumhuriyet döneminde Ereğli Havzayı Fahmiye Maden Amelesi, İktisat Kongresi, Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ve 308 sayılı İş Kanunu. Bu bizim ilk iş kanunumuz çıkmıştır. Yine benzer bir soru. Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzı Sıha Kanunu. Ereğli Havzayı hangisi Cumhuriyet dönemi diyor? Ereğli Havzayı Fahmiye Maden. Bunların hepsi de var. 1930 yılında girenle iş yerinin hizmetlerini götürecek iş yeri hekiminin çalıştırması ve diğer devir hastane kuruluşlarıyla ilişkin düzenleme için kanun aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Umumi Sıha Kanunu 7. kısmı iş sağlığı güvenliği yönünden bugün bile çok önemli hükümler içermektedir. İş yerlerine sağlık izninin götürülmesi görüşü bu yasayla başlamıştır. Kanunun bu 1593 sayılı Umumi Sıha Kanunu'nun 179. maddesi işçilerin iş yerini çalıştıkları sürece sağlık ve güvenliklerini koruması amacıyla tüzükler çıkarılmasını öngörmüştür. Tabii bu diğer iş yeri hekiminin çalıştırılması, diğer devir ve hastane gibi kuruluşlarla ilişkin de düzenlemeler bu kanunda yer almaktadır. 1936 yılında giren Cumhuriyet döneminin ilk iş kanununda 3800 sayılı iş kanunudur. Bu sınavda da gelmişti arkadaşlar. Türkiye'de 50'den fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilk olarak hangi düzenlemede yer almıştır diye bir soruyla karşılaşırsanız bu Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'dur. Osmanlı döneminde ilk iş hukuku açısından batılı tarzda sayılabilecek ilk düzenleme hangisidir? Osmanlı tarihsel süreç olarak soruyor. Zaten eşik Osmanlı döneminde değil. Bakıyoruz. Mecelle, Mevad-ı Madeniye Daire Nizami, Maden Nizami, Polis Nizamesi. Mecelle iş hukuku ile ilgili düzenlemelere rastlanmaktadır. Bakın soru da iş hukuku diyor. İş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmiyor. İş hukuku ile ilgili bir tür yasal düzenlemeler Mecelle'de vardır. Çalışanların korunması, üretim kalitesini arttıran işletmenin korunması. Hangisi iş sağlığı güvenliği amaçlarından arasındadır? Tabi burada bizim kaliteyle işimiz yok arkadaşlar. Yani üretim güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülük var. Kaza piramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaç ameliyat yasalar, kaç uzun kaybı, kaç ölümle sonuçlanmaktadır. Kaza piramidinde en taban yani 300 30 ve 1 şey 329 ve 1 diye gidiyor.
Dolayısıyla cevap B. Yani buradaki 300 yaralanma meydana gelen olayın 29'u uzuv kayıplı, bir tanesi de ölümle meydana geliyor şeklinde. Kazaların meydana geldiği kurumlarda, güvenliği yüksek olan kurumlarda ve kurumsal değişim sahne olduğu yerlerde güvenlik kanunun çerçevesinde yer alan ilgili değişkenleri belirleme şeklinde yapılan çalışmalar, güvenlik kültürünün belirlemesine ilişkin yöntemlerde hangileri vardır? Güvenlik kültürünün belirlenmesi yöntemlerinde olay çalışması, karşılaştırmalı çalışma ve psikometrik uygulamalar hepsi vardır arkadaşlar. Bu üçü de güvenlik kültürünün belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Çalışanların iş yerinde işin yürütülmesi sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden veya sağlığa zarar verecek unsurlardan korunması, aynı zamanda iş yeri ortamını iyileştirmesine hedef alan sistemli ve bilimsel çalışmanın tümü aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldi. İş sağlığı güvenliği zaten burada tanımını vermiş. Şimdi meslek hastalıkları ile ilgili de burada tabii ki güvenlik kültürünün içerisinde bahsetmişiz. Meslek hastalıkları ile ilgili de çok sık soru gelmektedir. Bizim 3 tane hastalıkla ilgili kavramımız var. İşle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları ve kişinin normal kendi hastalıkları. İşte burada meslek hastalıklarının hani bu ayrımı nasıl yapacağız diye genelde soru. Meslek hastalıkları adı da üstünde yapılan işle ilgili, meslekle ilgili, çalışma ortamında kullanılan kimyasallar, işte fiziksel çalışma ortamı, ergonomik unsurlar, birçok faktörün etken ettiği yapılan işle alakalı olan hastalıklardır. Bizim gündelik hastalıklar gibi değildir. Bunların mesela grip gibi değildir. Bunların ortaya çıkması belli bir periyottan sonra olur. Örneğin silika tozuna maruz kaldığında silikoziz, örneğin kot taşlama işçilerini hatırlayınız, uzun süre sonra ortaya çıkıyor ve genelde zaten bunların belli bir aşamadan sonra tedavisi mümkün değil. Tedavi şansı yok. Tabii ki burada meslek hastalıkların önlenmesi %100 gerçekleşebilir. Gerekli önlemler, tedbirler alındığı zaman kişi örneğin asbest tozuna maruz kalmazsa, asbest tozuyla alakalı çalışmalarda gerekli önlemler alınırsa kişi asbestle alakalı hastalık, asbest tozu, mezotelioma gibi hastalıklara yakalanmayacaktır. Bu ayrımı sağladıktan sonra, öğrendikten sonra devam edebiliriz. Bakın tabii işle ilgili hastalıklardan da bahsettim. İşle ilgili hastalıklarda da normal hani yapılan iş esnasında kişilerin geçen, iyileşen, kısa sürede ortaya çıkan hastalıklardan bahsediyorum. Yani bu kavramı ayırdıktan sonra her türlü soruyu rahat rahat yapabileceğinize inanıyorum. Aniden ortaya çıkmayan, belirli bir süre sonra kendisini gösteren hastalıklardır. Belirli bir meslekteki koşulların zamanla tekrarlayıcı ve devam etkileri sonucu oluşan hastalıktır. İkisi de doğru. İşin yürütüm koşulları nedeniyle maruz kalınan bedeni veya ruhi arızadır. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar tabii sınavda test çözme tekniklerinden de bahsedeceğim zamanla. Mesela aniden ortaya çıkmayan belirli bir süre sonra ortaya çıkan hastalıklardır. Kesin eminiz bir doğru. Bir olan şık, olmayan şıkkı eleyeceğiz. Bakıyorum. B kesin yanlış. Bakıyorum belirli bir mesleki koşulların zamanla tekrarlayıcı ve devamlı etkileri sonucu oluşan hastalık diyor. Bu da kesin doğru. Eminim. Dolayısıyla 1 ile 2 olan şıklara bakacağım. 1 ile 2 olan C ve E kalıyor zaten. Yani bu da üçüncüsünde eğer tereddüde düşüyorsam %50 benim tutturma şansım var. Ve dolayısıyla sınavda da zaten yanlış doğruyu götürmediği için boş soruda bırakmayacağımıza göre bu şekilde eliminasyon sistemi de yapmanız lazım. Evet, özetle meslek hastalıkları aniden ortaya çıkmayan, belirli bir süre sonra kendisini gösteren hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi esnasında veya bir takım işlerde sürekli çalışma sonucu çalışanda bu faaliyetlere doğrudan bağlantılı hastalıklar oluşabilmektedir. Bu durum meslek hastalıklarının iş kazaları gibi sosyal bir risk olarak sosyal güvenlik sistemlerinde kabul edilmesi ana nedenlerini oluşturmaktadır. Meslek hastalığı, işçinin işverenin emir ve talimatı altında çalışmaktayken işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle işin yürütüm koşulları nedeniyle maruz kaldığı bedeni ruhi arıza biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Meslek hastalıkları belirli bir meslekteki koşulların zamanla tekrarcı devamlı etkileri sonucu olan hastalıklardır. Özetle bu. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre
İş kazası, meslek kazası, toplam maliyeti, gayri safi yurt içi hasılanın arkadaşlar %4'ü olarak farz edilmektedir. Hangilerinde? Tabii ki soruda ne demişiz? Endüstrileşmiş ülkelerde diyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde. Evet arkadaşlar, soruda biz yanlış sormuşuz sanırım. Evet. Endüstrileşmiş ülke değil de buraya gelişmekte olan ülkeler yazmam gerekiyordu. Gelişmekte olan ülkelerde %4 olacaktı. Soru bu haliyle cevap A olması gerekiyor. %1 ile 3 arasında. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden son sınavda soru geldi. Maslow hiyerarşisini ta bize liseden, ortaokuldan beri öğretiyorlar. Meşhur üçgeni var. İnsan fizyolojik ihtiyaçlarını gerçekleştirdiği zaman bir üst kademe güvenlik ihtiyaçları, sonra sosyal ihtiyaç, sonra saygınlık, en sonunda kişisel doyum, kendini gerçekleştirme olarak ortaya çıkmaktadır. Bize demiş ki başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir? Taban noktasını soruyor. Fizyolojik ihtiyaçlar, yani kişinin fizyolojik ihtiyaçlarından bahsettiğimiz unsurlardır. İşte bunlar nelerdir? Açlık, susuzluk, yeme ihtiyacı gibi. Temel ihtiyaçlar, fizyolojik, bedensel ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Bu çok detaylı anlatmaya gerek yok, bildiğinizi düşünüyorum. Yani burada tabii yine bir soru daha sormuşuz. Yeme, içme, uyku, barınma gibi temel ihtiyaçlar ilk aşama fizyolojik ihtiyaçlar içerisinde yer almaktadır. Yeme, içme, su, uyku, barınma bunlar fizyolojik. Güvenlikte kişinin, ailesinin, toplumun güven ve emniyet içinde tehlikelerden uzak tutma ihtiyacı, sosyal ihtiyaç, ait olma, sevgi ihtiyacı, başkalarıyla ilişki kurma, kabul edilme, bir yere ait olma, saygınlık, değer ihtiyacı, prestij, başarı, yeterli olma, başkalarının benimsemesi, tanınma, kendini gerçekleştirme, kişisel doyumda, kişisel tatmin, başarı, kişisel potansiyeli ortaya çıkarma, kendisini, ailesini tehlikeden uzak tutma diye sormuşuz. Güvenlik ihtiyacı A şıkkı. Aidiyattan bahsetmiş değil mi? Ait olması, diğer çalışanlarla ilişki kurması, kabul etmesi de bizim sosyal ihtiyaçlarımızdandır. Her birinden bir soru yapmışız. Prestij, başarı, değer ihtiyacı, yani saygınlık ihtiyacı. Kişisel başarı, kişisel potansiyeli ortaya çıkarmak artık piramidin en tepesi. Yani kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı, kişisel doyum ihtiyacı. Güvenlik kültürü kavramı ilk olarak 1986 Çernobil'de yaşanan nükleer kazadan sonra 1987'de OECD Nükleer Ajansı tarafından hazırlanan bir raporla hazırlanmıştır demiş bir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu IAEA'nın tanımına göre iş güvenliği kültürü, örgütün iş sağlığı güvenlik programının yeterliliğine, tarzına, uygulamadaki sürekliliğine karar veren birey ve grupların değer, algı, tutum, düşünme alışkanlıkları, yetkinlik ve davranış örüntülerinin bir toplamıdır şeklindedir. İngiltere Sanayi Konfederasyonu 91'de güvenlik kültürünü örgütteki tüm üyelerin risk, kaza ve hastalıklar hakkında paylaştığı fikir ve ihtiyaçlar şeklinde tanımlanmıştır. Burada da bahsedilen 1, 2, 3'ün tümü doğrudur. İlk defa Çernobil'den felaketinden sonra ortaya atılmıştır. Tabii güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü kavramları var. İkisi de farklı kavramlar. 1. Güvenlik iklimi bütün yansıttığı için güvenlik kültüründen daha geniştir. 2. Güvenlik iklimi sadece bireylerin güvenlik algılamalarını ve güvenliğe yönelik tutumlarını ifade etmektedir. Güvenlik iklimi, güvenlik değerleri, normları, inançları, uygulamaları, prosedürleri hakkında paylaşılan algılamalar da betimlenmektedir. Burada tabii güvenlik kültürü bütünü yansıttığı için güvenlik ikliminden daha genişte olacak birinci şıkta. Diğerleri doğru. Dolayısıyla cevap Denizli. Bakalım açıklamaya. Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü genellikle birbirine karşılaştırılan, birbiriyle ilişkisi olan kavramlardır. Aslında her ikisi de kendine özgü yapılardır. Güvenlik kültürü bütünü yansıttığı için güvenlik ikliminden daha geniştir. Güvenlik iklimi sadece bireylerin güvenlik algılarını ve güvenliğe yönelik tutumlarını ifade etmektedir. Güvenlik iklimi sınırlı sadece bireylerin güvenlik algılamasına ve güvenliğe yönelik tutumlarını ifade etmektedir. Ayrıca örgüt üyelerinin örgütün güvenlik faaliyetinin içinde nasıl gördüğünü göstergesidir. Buradan hareketli güvenlik iklimi, güvenlik değerleri, normlar, inançları, uygulamaları, prosedürler hakkında paylaşılan algılamalar olarak da
betimlenebilir. Yani buradaki açıklamanın ayrısı zaten. Güvenlik kültürünün sektör düzeyindeki farklılar göz ardı edildiğinde üstlerde özelliklerden hangisi yanlıştır? Burada tabii önemli olan sektör düzeyindeki farklılar. Yani bir metal sektörüyle tarım sektörünün güvenlik kültürü algısı farklıdır. Burada genel güvenlik kültürü özelliklerinden soruyor. Grup veya daha üst seviyelerde örgütün bütün üyeleri veya bütün grup tarafından paylaşılan değerleri ifade eden bir kavramdır. Bir örgütteki informal güvenlik sorunlarıyla ilgilidir. Genellikle ödül sistemleri ve güvenlik performansı arasında ihtimali daha yansıtır. Bir organizasyondaki her seviyedeki çalışanların katılımı üzerine durmaktadır. Örgüt üyelerinin işteki davranışlarını etkiler. Şimdi güvenlik kültürünün özelliklerine bakacak olursak, grup ve daha üst seviyelerde örgütün bütün üyeleri ve bütün grup tarafından paylaşılan değerleri ifade eden kavramdır. Güvenlik kültürü bir örgütteki formal güvenlik sorunları ile ilgilidir. Yani burada informal güvenlik sorunları demiş ve yanlış olmuş oluyor. Ancak sadece yönetim denetim sistemleriyle sınırlı değildir. Yani daha geniş bir kavramdır. Bir organizasyondaki her seviyedeki çalışanların katılımı üzerinde durmaktadır. Güvenlik kültüründe katılım esastır. Çalışanların katılımı. Örgüt üyelerinin işteki davranışını etkiler. Genellikle ödül sistemi ve güvenlik performansının ihtimalini yansıtır. Bir organizasyondaki olaylardan, kazalardan, hatalardan öğrenme ve gelişme ile ilgili gönüllülüğü yansıtır. Değişime karşı oldukça dayanıklı, sabit ve dirençlidir. Genelde sınavlarda hep bu şıkka, bu 7. özellik şıkka konuyor. Değişime karşı dayanıklı, sabit ve dirençlidir. Yani bunu şöyle düşünün. Kişinin kemer takma algısının, güvenlik kültürünün yerleşmesi açısından kişi buna direnç gösterir ya da baret takmayı takmama adına ne gerekiyorsa yapar. Siz arkanız dünden kafasından bareti çıkartabilir. Dolayısıyla bu güvenlik kültürünü yerleştirmek zordur. Yani kişiler direnç gösterir. Şimdi güvenlik kültürüyle ilgili diğer bir soruya gelelim. Bir organizasyonda olaylardan, kazalardan ya da hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili gönüllülüğü yansıtırmış. Bir örgütteki formel güvenlik sorunları ile ilgilidir ancak sadece yönetim ve denetim sistemine sınırlı değildir. Değişime karşı oldukça esnek ve açıktır. Bu yanlış hatırlayın. Yani sabittir, direnç gösterir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2. Bundan bahsetmiştim bir önceki soruda. Şimdi istenebilir bir güvenlik kültürü özellikle hangisi yanlış verilmiştir? Bizim güvenlik kültüründe kişilerin katılımı, ödül sistemi gibi faktörler söz konusudur. Bizde ceza sistemi, sağlı güvenlik kültürü ceza sistemi önerilen bir sistem değildir. Kişilerin güvenlik kültürünün yerleşmesi için adına teşvik edilmesi gerekir. Yani ramak kalabalığı bildirmesi için teşvik edilmesi gerekiyor mesela. İstenebilir bir güvenlik kültüründe güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Disiplin ceza sistemi vardır. Güvenlikle ilgili aktivitelerin katılımı teşvik edilir. Bütün çalışmalar güvenlik kuralı düzenlemelerine her zaman uyar çalışanlar. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir. Yani zaten cevap kendini belli ediyor. Yani ney? Disiplin ceza sistemi. Şimdi tabii istenilen bir güvenlik kültüründe şu özellikler vardır, olması gerekir. Bütün çalışanlar kurallara, düzenlere her zaman uyması istenir. Uyar. Çalışanlar, yani artık refleks olur kurallar, kaideler. Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır. Tehlikeli bir durum olduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır. Bütün çalışanlar güvenlikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir. Ödül sistemi. Genellikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Yani kişilerde azarlanma, aşağılanma ya da mobbing gibi, disiplin cezası gibi korku yoktur ya da iş kaybısı gibi. Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olaylar sistem başarısını tespit etmek ve sistemde gerekli düzeltmeleri yapmak için bir fırsat olarak görülür. Eğitim programları çalışanların işlerinde güvenliği sağlamalar için gerekli bilgi, beceri, yeteneği sağlamaktadır. Bütün çalışanlar yapmış oldukları işlerdeki potansiyel tehlikeleri anlarlar, onları da gerekli şekilde değerlendirirler. Gereksiz yere çalışanlar risk almazlar. Örneğin gereksiz yere shortcut uygulaması yapmazlar. Yöneticiler çalışanların gereksiz yere risk almalarına sebep olmazlar. Güvenlik meselelerine düzenli olarak davranış temelli bir geri bildirim, feedback ve bir yaşam biçimi olarak görülmelidir. Düzeltici bir geri bildirim vardır. İş arkadaşlarının güvenlik yönelik destek sağladığı destekli bir çalışma çevresi vardır.
Yani birbirlerini iş arkadaşları, birbirlerini işçiler teşvik eder. Birbirlerine baret takması, kemer takması konusunda destek sağlar. Bütün iş aktiviteleri ve yönetimi tehlikelerin yok edilmesi ve yaralanmanın önlenmesi üzerine odaklanmıştır. Dolayısıyla bizim sorumuzda bahsettiğim zaten disiplin ceza sistemi istenilen bir güvenlik sisteminde olmaz. Yine aynı benzer bir soru. Çalışanların risk almasına izin verilmez. Bu basit bir soru geçiyorum. Soruyu okuyayım isterseniz. Özür diliyorum. İstenilir bir güvenlik kültürünün özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir? İş arkadaşlarının güvenliğe yönelik destek sağladığı, desteklediği bir çalışma çevresi vardır. Düzeltici bir geri bildirim sistemi vardır. Çalışan risk almasını gereksiz risk almaz arkadaşlar çalışanlar. Bütün çalışanlar yapmış oldukları işlerdeki potansiyel tehlikeleri anlar ve onları gerekli şekilde değerlendirirler. Burada tabii bizim biliyorsunuz kurul olan yerlerde çalışan temsilcileri diye biz işçiler arasından temsilciler seçiyoruz. Zaten sendika varsa otomatik sendika temsilcileri çalışan temsilcisi oluyordu malum. Çalışan temsilcileri vasıtasıyla biz bu tehlikeleri kurula ya da ilgili işverene iletebiliyorduk. Ayrıyeten dediğim gibi rama kala kutuları, işbaşı konuşmaları, toplantıları, eğitimler birçok unsurla da bunlar dile getirilebiliyor. Sistemin zayıflıkları, eğitim programları çalışanların işlerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgi, beceri, yeteneği sağlamaktadır. Evet, sağlaması gerekiyor zaten. Güvenlik kültürünün literatürde evrensel kabul edilen boyutlarında hangisi yoktur? Örgütsel bağlılık, yönetimsel katılım, çalışanların yetkilendirilmesi ve katılımı, cezalandırma sistemi, raporlama sistemi. Bizde cezalandırma sistemi yok arkadaşlar. Örgütsel bağlılık, yönetimin katılımı çok önemli. Çalışanların yetkilendirilmesi, katılımı, ödüllenme sistemi, raporlama sistemi. Literatürde evrensel olarak kabul edilen değerlerdir. Şimdi son sınavlarda güvenlik kültürü modellerinden soru geliyor arkadaşlar. Özellikle Fleming'den bayağı soru gelmeye başladı. Fleming'in güvenlik kültürü modeli yani olgunlaşma modeline göre güvenlik kültürü 5 aşamadan oluşuyor. Hangisi bunlardan biri değildir demiş. Ortaya çıkarma, yönetme, katılma, denetleme, sürekli iyileştirme. Bizde ortaya çıkarma var, yönetme var, katılma var, işbirliği var ve sürekli iyileştirme var. Denetleme diye bir şey yok. Güvenlik performansının en üst seviyeye çıktığı yeri soruyor bize. Sürekli iyileştirmedir. Bunun grafiği bir alt dalında. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en üst seviye, 5. seviye sürekli iyileştirmedir. En alt seviye ortaya çıkma, 2. seviye yönetme, 3. seviye katılma, 4. seviye işbirliğidir. Şimdi kişi ile güvenlik kültürleriyle ilgili ortaya çıktığı çıkarma aşamasında yönetimin bağlılığı geliştiği zaman yönetme seviye 2'ye geçiliyor. Seviye 2'de ilk düzey personelin önemini anlaması ve kişisel sorumluluğu kavramasından sonra katılım gerçekleşiyor. Seviye 3. Burada bütün personel işbirliği geliştirmeye katılımı, güvenliği iyileştiriciliğine bağlılık unsuru gerçekleştiği zaman işbirliği oluyor. İşbirliğinde de uyum ve mücadele gönüllü geliştirme sürekli iyileştirme oluyor. Bu bir döngü olarak sürekli iyileştirme ile artan bir uyumla devam ediyor. Dolayısıyla bizim Fleming'in olgunlaşma güvenlik kültürü modelinde en yüksek düzeye sürekli iyileştirme yöntemiyle geçildiği görülüyor. Fleming'in güvenlik kültürü olgunlaşma modeline uyum ve mücadele gönüllünün geliştirilmesi hangi süreçte gerçekleşmektedir? Görüldüğü gibi uyum ve mücadele seçeneği bizim işbirliği aşamasında gerçekleşiyor. Bu yapıldıktan sonra bir üst kadem olan sürekli iyileştirmeye geçiliyor. Yani güvenlik kültürüne bağlılığı geliştirme hangi süreçte ortaya çıkmış oluyor? Ortaya çıkarma, yönetme, katılma, işbirliği, sürekli iyileştirme, yönetme ile kişilerin bağlılığını geliştirmesiyle birlikte bu sürece geçilmiş oluyor. İlk düzey personelin güvenlik kültürünün önemini anlaması ve kişisel sorumluluk geliştirmesiyle hangi sürece geçilir? Bu gerçekleştiği zaman artık kişiler bu katılmaya, güvenlik kültürüne katılmaya başlar. Yani seviye 3'e geçilir. Tabi burada seviyeleri sormadı. Sürekli iyileştirmeyi sordu Fleming ile ilgili.
Şimdi diğer bir model, Cooper'ın karşılıklı güvenlik kültürü modeli var. Karşılıklı güvenlik kültürü modeli Cooper tarafından ortaya konmuştur. Modelin bileşenleri, gözlenebilir güvenlik ilgili davranışlar, subjektif psikolojik faktörler, objektif kurumsal özellikler hangileri diyor. Üçü de var. Cooper tarafından konulan modele göre subjektif iç psikolojik faktörler, gözlemlenebilir güvenlik ilgili davranışlar, objektif kurumsal özellikler olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. İç psikolojik faktörler kişilerin tutumları, algıları, anketler yardımıyla güvenlikle ilgili davranışlar, davranışsal güvenlik niyetinin bir parçası olarak geliştiren kontrol listeleri, checklistlerle, durumsal özellikler ise güvenlik yönetim sistemi denetim kontrolüyle değerlendirilir. Bakın önemli bir bilgi, önümüzdeki sınavda gelme ihtimali olan bir bilgi. Yani Cooper'ın karşılıklı güvenlik kültürü modeline göre İç psikolojik faktörler kişilerin tutum ve algıları nasıl neyin yardımıyla tespit edilir ise anket güvenlikle ilgili davranışlar davranışsal güvenlik niyetini bir parçası olarak geliştiren neyle kontrol listeleri checklistlerle durumsal özellikler ise yani objektif durumsal özellikler de denetim ve kontrolle gerçekleştiriliyor. Önemli bir madde bu. Dikkat etmeniz lazım. Güvenliğe yönelik tutumların tasarım modeli. Bu da bir diğer başka model. Bunda da donanım, yazılım, insan, personel ve riskler vardır. Tehlikeler yoktur arkadaşlar bu modelde. Donanım, güvenlik donanımı, fiziksel tehlikeler. Yazılım, kurallar, prosedürler, mevzuat, güvenlik yönetimi ve politikası. İnsan, personel, çalışanlar, denetleyiciler, işte çalışan kişiler, otoriteler, sendikalar. Riskler de risk davranış ve onun düzenlenmesi olarak ifade ediliyor. Son sınavda bu geldi. Geller tarafından geliştirilen güvenlik üçgeni soruldu arkadaşlar. Geller tarafından geliştirilen modelde insan, çevre ve davranış arasında interaktif ve dinamik bir güvenlik üçgeni vurgusu yapılmaktadır. İnsan, çevre ve davranış olarak yani cevap A. Bakın insan, çevre, davranış. Geller modeli son sınavda geldi hatırlatıyorum. İnsan, bilgi, yetenek, beceri, zeka, motive edici kişilikler, davranış, uyum, koçluk, tanıma, iletişim gösterme, aktif ilgi, çevre, ekipman, araç, makine, iş yerinde gereksiz metalin arındırılmış olması, yani temizlenmesi, housekeeping dediğimiz olay, sıcak, soğuk, mühendislik gibi unsurlar Geller modelinde yer almaktadır. Geller tarafından geliştirilen toplam güvenlik kültürüne göre hangisi çevresel faktörler arasında yer almaktadır? Çevresel faktörler, ekipman, araçlar, fiziksel düzen, sıcaklık, ekipman, araçlar, fiziksel düzen, sıcaklık, bunlar var. Bu sorunun cevabını yanlış yapmışız. A değil, E olacak. Güvenli iş uygulamaları, güvenli iş uygulamaları davranışsal faktörlerin içinde yer alır. Kişisel faktörler, tutumlar ve kişilikler. Yani olabiliyor arkadaşlar. Ben buraya biz açıklamasını yapmışız aslında. A demişiz. Yani sorunun içinde zaten açıklaması var. Bazen soru yazılırken doğru cevap A diye üsttekinden mesela kopyalıyoruz. Muhtemelen öyle olmuş. Yani düzeltmeyi unutmuşum. Yani bu mesela bunu düzeltmeyi unutmuşuz. Yani bundan dolayı bize hakaret eden insanlar var. Hayret ediyorum ya. Yani biz özür diliyorum ama videonun içerisinde bir söylemden dolayı. Yani şunu açıklamasını yapmışım. Bakın burada açıklaması var. Üst soruda şekil olarak açıklaması var. Yani açıklaması var. Ben buraya E demedim diye, A dedim diye bir dünya laf eden insanlar, hatta hakaret küfür eden insanlar var. Yani lütfen onlar da uzman olmasın. Başka bir meslek yapsınlar. Temeli emeğe, işçinin alın terine odak noktası insan olan ve işçinin alın terine, emeğine özgü olan iş güvenliği, çalışan sağ salim evine gitmesini baz alan iş sağlığı güvenliği. Yani bu tip insanlara bu tip insanlar bu mesleği icra etmesinler arkadaşlar. Başka iş bulsunlar lütfen kendileri. Emeğe saygı göstermeyen, başkasının alın terine saygı göstermeyen insanlar bu işi lütfen yapmasınlar. Diğer arkadaşlardan özür diliyorum. Şimdi Geller tarafından bir başka soru. Geliştirilen model, insan, çevre ve davranış arasında interaktif ve dinamik bir güvenlik üçgeni üzerine vurgu yapmaktadır. Bu modele göre toplam güvenlik kültürünün sağlaması önem arz eden prensiplerden hangisi yoktur? Şimdi arkadaşlar bizim 10 tane bu Geller modelinde prensip vardır. Yani bunu tabii ki ezberleme şansımız yok fakat
çıkartılabilir özelliktedir. Mesela biz önce okuyalım. Bir, kültür güvenlik sürecini yürütmelidir. Davranış temelli ve kişi temelli faktörler başlığı belirlemektedir. Çıktılar üzerinde değil, süreç üzerinde odaklanır. Sonuçlar tarafından motive edilmiş ve aktifleşmelere yönelik davranışlar söz konusudur. Başarısızlıklardan sakınma üzerine değil, süreç başarısı üzerinde odaklanır. Yani halının altına süpürmeyin diyor Türkçesi. Güvenli davranışlara yol gösterici gözlem ve geri bildirim vardır. Davranış ve kişi temelli koçluk yolu etkin bir geri bildirim vardır. Üçgenden hatırlayın. Gözlem koçluk sürece yönelik aktif ilgide anahtar bir rol oynar. Güvenlik algısı ait olma güvenli yönelik etkilendirme vardır. Vardiya güvenliği bir öncelikli olmaktan ziyade bir değerdir. Şimdi soruya bakalım. Vardiya güveni bir önce olmaktan ziyade bir değerdir. Doğru. Güvenli davranışlara yol gösterici gözlem ve geri bildirim vardır. Doğru. Başarısızlıklardan sakınma üzerinde değil, süreç başarısı. Doğru. Süreç üzerinde değil, çıktılar üzerinde. Biz çıktılara bakmayız. Süreç üzerinde, sürekli iyileştirme üzerine odaklanırız. Dolayısıyla bu yanlış. Davranış temelli ve kişi temelli faktörler başarıyı belirlemektedir. Doğru. Berendsen güvenlik modeli, bu da bir başka model. Normlar bireysel etkileşim örgütsel normlar olarak alt kategoriye ayrılmakta ve bu kategorinin her biri kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. İnançlar güvenlik kontrol edilebilirliği, kaza sebepleri, insan doğası gibi alt başlıklara ayrılmaktadır. Güvenlik kültürüyle ilgili bütün kavramlar, normlar ve inançlar olmak üzere temelde iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Yani bunun üçü de zaten Berendsen güvenlik kültürü modelinin unsurları. Yani Berendsen güvenlik kültürü modeli unsurları. Şimdi bir de pozitif güvenlik kültürü ve negatif güvenlik kültürü kavramları var arkadaşlar. Negatif güvenlik kültürü insanlarda var olan riskleri risk olarak görmediği, görse bile önemsemediği, boş verdiği veya riskler karşısında kendine aşırı güven duyduğu bir kültüre karşılık gelir. Aşağıdakiler hangisi negatif güvenlik kültürüyle ilgili yanlış verilmiştir diyor. Benzer operasyonel hatalar tekrarlanmaya devam eder. Geçmiş olaylardan ders alınmadığı gözlenir. Sürekli suçlayıcı bir kültür etkilidir. Kalıcı araştırma uygulamaları ortaya konulamaz. İş güvenliği konusunda çalışanlar kendilerine güven duymazlar. Şimdi arkadaşlar, negatif güvenlik kültürü, insanlar güvenlik her şeyden önce gelir deseler bile iş güvenliği diğer amaçlara feda edebilirler. Yani işin bir an önce bitmesi, hızlı çalışma. Dolayısıyla teori ya da daha politik uygulama bile bir olmuyor. Teorik fark olabiliyor yani sahadaki çalışmayla. Benzer operasyonun hatalar tekrarlanmaya devam edebilir. Personelin iş güvenliği konusunda ilgileri süreklilik arz etmez. Geçici bir şey olur. Yani siz az önce de bahsettim. Siz yanındayken barete gözlüğünü takar, arkanızı döndüğünde çıkartır. Burada güvenlik kültürümüz negatif etkiye sahip. Geçmiş olayların ders alınmadığı gösterilir. Yani lentayla soft bariyer yapılmış ya da hard bariyer yapılmış bir sınırlandırılmış alana kişi sizi görmediği an etrafına sağa sola bakar altından geçer. Birinin kafasına bir şey düştü diyelim. Yine geçmeye devam eder. Kısa bir süre o olay çalıştığınız alanda söylenir. Ondan sonra unutulur. Güvenlik durumuna ilişkin söylemler güvende olunduğu belirtse de çalışanlar her an bir şey olacağına inancını taşır. İş güveninin başkasının sorumlu olduğuna inanırlar. İşte en önemli şey aslında iş güvenliği herkesin sorumluluğundadır. Hatırlayın iş ekipmanlarında, makinalarda, iş sahada kullandığınız araçlarda herhangi bir güvensizlik durum olduğunda işi durdurmaya herkes yetkilidir. Öyle değil mi? Burada sorumluluğu başkasına atmak gibi bir unsur yok. İşçiler, çalışanlar, işte oradaki tüm mühendisler, iş güveni uzmanlarından işverene kadar herkes iş güveninden ilgili sorumlulukları vardır. Yönetim ile denetleyiciler, mühendisler iş güveniyle ilgili aynı inançları paylaşmış, birbirine zıt davranışlar sergileyebilirler. Organizasyon bütünlüğünde iş güveni tutarlı etkili bir şekilde ele alın izlenimini vermez. Çalışanlar riskler konusunda aldırmazlık önemsemezlik hali mevcuttur. Olaylara ilişkin soruşturma süreci işçilerle koordinasyon sağlamadan yapılır. Operasyonel hata soruşturma işçiler kişisel olarak suçlanır. Bu yüzden sorunların altında yatan temel nedenler ortaya çıkarılamaz. Suçlayıcı bir kültür vardır. Aynı zaten. Kalıcı araştırma uygulamaları ortaya konulamaz. İş güvenliği konusunda çalışan kendilerine aşırı güven duyarlar.
Bakın E şıkkı. Yani iş güvenlik sanki negatif olunca aklınıza şey gelebiliyor ama burada kastedilen iş güvenlik konusu çalışanlar kendine aşırı güven. Yani ben biliyorum, ben 50 yıldır bu işi yapıyorum, 20 yıldır bu işi yapıyorum gibi algı var. Bana bir şey olmaz. Aşırı güven duyarlar. Pozitif güvenlik kültürü, örgüt üyelerinin güvenliğine yönelik olarak paylaştıkları davranış kalıpları, tutum, algı ve değerler seti olarak ifade edilebilir. Pozitif güvenlik kültürüyle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bu bağlamda şıklara bakıyoruz. Çalışanlar için iyi bir çalışma ortamı bulunur. İş gücü istikrarlı ve deneyimlidir. Çalışanlar iş tatmini yüksektir. Çalışanlar iş sağlığı güveni eğitimini de içeren yüksek kalitede eğitimler alırlar. İşletmeler daha az iş kazasına maruz kalma eğilimindedirler. İş güvenliği konusunda çalışanlar kendinden aşırı güven duyarlar. Aslında cevap kendini gösteriyor. Bakalım. Şimdi pozitif güvenlik kültürüyle ilgili iş sağlığı güvenliği öncelikler arasında kabul edilir. İnsanlar riskler konusunda doğru algılamaları paylaşır. İş sağlığı güvenliği ilişkin aynı olumlu tutumları benimserler. Yani artık bir davranış olur, refleks olur. Böyle bir organizasyondaki herkes iş yerindeki çalışmalar sırasında iş sağlığı güveninden ödün vererek çalışmanın kendilerinde beklenen bir durum olmadığının farkındadır. Bütün çalışanlar iş güvenine gerçekten inanır ve bu konudaki rolünün ne olduğunu bilir. Denetleyiciler ve yönetim arasında karşılıklı güven vardır. Yönetim ve denetleyiciler iş güvenliği konusunda aynı inançları paylaşırlar ve buna uygun olarak koordineli bir şekilde davranış tutum sergilerler. İşletmedeki herkes, işletme dışındaki insanlara iş yerindeki iş güvenliği risklerinin ve iş güvenliğine ilişkin eleştirmeleri serbestçe bahsedebilirler. Çalışanların herhangi bir suçlamaya da arkadaşlar arasında küçük düşürme korkusu olmadan olaylar rahatlıkça raporlayabildiği, iş güveni ilişkin sorunları cesurca dile getirebildiği adil bir kültür mevcuttur. Olayları rapor edenler cezalandırılmaz. Aksine teşvik edilir. Örneğin ramakalı raporlayanlar teşvik edilir. Her yönetim hem denetleyici hem de diğer çalışanlar insanların hata yapabileceğine, iş güvenliğinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için yapılan hataların meydana gelen olayların rapor edilmesinin temel bir gereklilik olduğuna inanırlar. Rapor edilen konular yönetim tarafından dikkate alınır ve ilgilileriyle birlikte değerlendirilir. Gerekiyorsa tabii ki araştırma yapılır. Yürütülen çalışmalar sırasında meydana gelen hatalara ilişkin soruşturma, sorunun kaynaklarını teşhis etmeye, hataların tekrarlanması önlenmeye, bu konuda kime ne görev düştüğünü belirlemeye yöneliktir. İş güvenliği organizasyonu her kademesinde sıkça gündeme gelir ve yönetim kurulunun haftalık toplantısında gündemin ilk maddesini oluşturur. Yani kurulda konuşulduğu gibi yönetim kurulu toplantısında yani iş yerinin iş veren diğer yöneticilerle üretim müdürü, işte lojistik müdürü vesaire toplantı yaptığında da burada iş güvenliği ile ilgili her kademede konuşulması gerektiğinden bahsediliyor. Olumlu güvenlik kültürüne sahip işletmeler öğrenen örgütler olma eğilimindedirler. Geçmiş deneyimlerinden ders çıkartırlar. Sürekli iyileştirme dediğimiz şey. Gelecekte de kendilerine yararlı olması sağlamak üzere işletmelerin gerekli düzenlemeleri yaparlar. Çalışanlar iş sağlığı güven eğitimi de içeren yüksek kalitede eğitim alırlar. Çalışanlar için iyi bir çalışma ortamı bulunur. İş gücü istikrarlı deneyimdir. Çalışanların iş tatmini yüksektir. İşletme dış baskılara karşı sağlam bir tutum sergiler ve işletmeler daha iş kazasına maruz kalma eğilimindedirler. Dolayısıyla bizim sorumuz da iş güvenliği konusunda çalışanın kendine aşırı güven duyarlar. Zaten neydi? Negatif güvenlik kültürünün özelliğiydi. Hatırlayın bir önceki sorular. Etkin bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için gerekli olan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi etkin bir güvenlik kültürünün teşvik etmek için bazı özellikler vardır. Bir bakalım. 1. Üst yönetimin samimi ve görünür bağlılık liderliği gerekmektedir. 1. Güvenlik kültürünün değiştirilmesi sürekli çaba, ilgi gerektiren uzun dönemli bir stratejidir. Mümkün olduğunca iyimserlik duygusunu taşımaya yüksek beklentili bir politika beyan istenmektedir. İş yerinde bütün seviyelerde sağlık ve güvenine sahiplik duygusunun aidiyet yani duygusunun yaygınlaşması gerekmektedir. Bu da çalışanların katılıma, uygun eğitim ve iletişimle gerçekleştirilir. Aidiyet duygusunu katılım sağlayarak çalışanların kendisinin oraya ait hissetmesiyle sağlanır. Örgütlerin gerçekçi ve ulaşabilir amaçlar belirlemesi buna karşı gelen bir güvenlik performans ölçümüne sahip olması gerekir. Kabul görmüş standartlara yönelik davranış tutarlılığı çalışanların dinleme yeteneğine başvurulabilir. Dinleme.
Ayrıca iyi güvenlik davranışı ve bir istihdam koşulu olmalıdır. Yani kişi güvenlik şeyine uyuyorsa bir istihdam şartı olması gerekiyor. Performans değerlendirmesi göz önüne alınması lazım. Bütün kazalar ve ramak kolu olaylar detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Yönetim ve sağlık güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi performans değerlendirmesi için uygun güncel bilgiler sağlamalıdır. Şimdi soruya bakalım. Gerçekçi ve ulaşılabilir amaçlar belirlemelidir. Evet. Mümkün olduğunca iyimserlik duygusu taşıma yüksek beklentili bir politika beyan istemektedir. Evet, kabul görmüş standartlara yönelik davranış tutarlılığı çalışanların dinleme yeteneğiyle başlıyor. Evet, yönetim, sağlık, güvenlik sistemlerinin gözden geçirme, performans değerlendirmesi uygun güncel bir yasa. Evet, büyük endüstriyel kazalar aslında bunun da araştırılması gerekiyor. Bu soruda biraz cevap şey olmuş. Burada mesela sadece büyük endüstriyel kazalar araştırılması gereklidir diye yazmam gerekirdi. Bu haliyle bütün tabii ki kazaların araştırılması gerekiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal ve ekonomik güveni artırma stratejisi güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır. Aşağıdaki hangisi bunlardan değildir? Şimdi ILO'nun 7 güvenlik stratejisi var. Güvenini artırma stratejisinde 7 temel boyutu var. İş piyasası güvencesi, istihdam güvencesi, iş güvencesi, beceri geliştirme güvencesi, çalışma güvencesi, temsil güvencesi ve gelir güvencesidir. Dolayısıyla hastalık güvencesi diye bir güvenceniz yok. İş güvencesi var, beceri geliştirme var, temsil ve istihdam var. Arkadaşlar güvenlik kültürüyle size anlatacaklarım, yani çözümlü soru olarak bunlar. Genel anlamda tarihsel süreçten bir soru, güvenlik kültüründen de bir soru olmak üzere ortalama iki soru gelebiliyor. Bir ya da iki soru. Ama kesin banko bir soru var. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için yaklaşık 45 dakikadır çok teşekkür ediyorum.